Değerli milletvekilleri, zillet ittifakı kaynayan kazan misali kapak tutmuyor. İttifak ortağı partilere hakim olan panik havası gözlerden kaçmıyor. 13 Şubat'ta Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceklermiş. Bu gidişle seçimlere bir gün kala da Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını konuşuyor ve tartışıyor olurlarsa hakikaten şaşırmayacağız. Eğer karar veremiyorlarsa, noter huzuruna çıkıp kurayla adaylarını tespit etmeleri de bir seçenek olarak önlerinde durmaktadır. Buna akıllara yatmıyorsa kısa ve uzun çöp çekilişi yapmak suretiyle zilletin talihini, adayını çıkarabilirler. Bu da olmazsa o piti piti karamela sepeti tekerlemesiyle muhtemel adaylarını bularak ilan edebilirler. Buna yanaşamıyorlarsa Beyaz Saray'a telefon edip veya bir ulak gönderip Biden'ın son talimatını alarak karşımıza çıkarlar. Zillet ittifakı acizdir, fırsatçıdır, ucuz siyasetçilerin kumkuvasıdır. Dün açıkladıkları ortak politikalar, mutabakat metni sadece göz boyayan, işin özünde Türkiye alerjisini ve millet muhalifliğini netleştiren bir siyaset kofluğudur. Bugüne kadar paylaşılan güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metnine, temel ilkeler ve hedefler mutabakatına, güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği önerisine, kurumsal reformlar raporuna ve seçim güvenliği raporuna yeni bir zillet halkası ilave edilmiştir. Ortak politikalar, mutabakat metni dedikleri ortak ihanet belgesi, yıkım beyannamesidir. Dün gündeme taşınmış olan bu metin, bölücülüğe verilmiş güvence, Türkiye'yi sistem krizine sürüklemeyi hedefleyen sakat bir adım, milletin huzur ve güvenliğine kasteden sancılı ve ucube bir dayatmadır. Türk milleti Zillet İttifakı'nın sipariş metinlerine katiyen itibar etmeyecektir. Kervan yürüyecek, Türkiye büyüyecek, Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi gücüne güç ekleyecektir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.